Vallahi iyi denk geldik. Neye denk geldik? Hocam, benim şu reenkarnasyon sorusunun cevabı var da onu almaya geldim hocam. Ne yavrum? Hocam, reenkarnasyona inanmak caiz midir? Vallahi onu Hacı Murat'a sorsan daha iyi olur ya. Hacı Murat kim hocam? Murat, Murat. Vallahi bilmiyorum ama bunun eski hayatında inatçı bir keçi olduğu kesin. Hocam, şu sorunun cevabına gelebilir miyiz artık? Adın neydi senin evladım? Ben unuttum yine. Ben Hicabi hocam. Hicabi. Yaz evladım. Reenkarnasyon caiz değildir. Neden? İnsanların reenkarnasyona inanması caiz değildir. Neden? Önceki hayatında kaktüs olduğunu düşünen bir insanın sonraki hayatında susamur olduğuna inanması işgüzarlıktan başka öte bir şey değildir yani. Niye? Çünkü kaktüs çölde, susamuru bataklıkta yaşar. İnsanlar nerede yaşar Hicabi? Nerede yaşar hocam? Kalplerde yaşar. Kalbimdesiniz hocam, aynen. Evet. Hiç yoktan ödevden yırtarız ha. Bak bak, tutmuş hocayı. İşte insanlar reenkarnasyon yöntemiyle günahlarını kaktüs ya da susamuruna yüklemeleri tamamen bir işgüzarlıktır yani. Sen hiç cehennemde yanan kaktüs ya da susamuru gördün mü, duydun mu? Haşa hocam. Herifin işi gücü yok. Her gün buraya geliyor ya. İşte bu yüzden. Reenkarnasyon insanların sorumluluk ve hüküm gününden kaçmak için uydurdukları bir ruh göçü hikayesinden ibaret bir şeydir. Reenkarnasyon mu diye bir şey ya? Ne alakası var oğlum? Maşallah hocam. Allah razı olsun. Allah bizi yanına almadan önce böyle saçmalıklardan korusun Hicabi. Amin hocam. Bunlar benim aklıma nereden geldi ya? Ben nasıl konuştum böyle? Maşallah. Zehir mübarek, zehir.